Dostlar, hoş geldiniz. Hani her zaman diyoruz ya, iyi bir şoför arabaya binmeden önce yağını, suyunu arabanın kontrol eder. Motor kaputunu açar, şöyle bir bakar. Eksik, gedik, ne var, ne yok diye. Bugün şöyle motor kaputunu kaldırdım. Manifoldun olduğu yere doğru şöyle arkadaşlar, bakın şu civata var ya. Şu civatanın gevşek olduğunu gördüm. Tabii ben bunu söktüm, ön tarafına bir kontra civata sattım. Sorun bu. Sürekli gevşiyor. Ben bunu birkaç defa daha sıktım. Baktım ki yine gevşemiş. Şimdi biz bunu nasıl gevşemiş hale getireceğiz arkadaşlar? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yerinden bu saplamayla birlikte çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Saplamayla birlikte çıkıyor. Öyle çıkmaması lazım. Ben bunu saplamayı saplama vidasını iyice yerine sabitlemem için, yani bunu somunun, arkadaşlar şurada göstereyim. Bakın şu var ya, elde girmiyor. Zor oluyor bayağı. Somunun sökülmesi lazım. İçindeki vidanın sabit kalması lazım. Ben bunun için bir şey yapacağım. Formül yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle bir çift, bir tane de arkasına somunun bir somun daha koyup kontur yapıp ondan sonra bunu iyice buraya bu şekilde sıkacağım. Sonrasında kontrayı bozacağım ve vida sabit kalacak. Aynı zamanda da ucuna gevşememesi için özel bir sıvı süreceğim. O şekilde bunu gevşemesini engelleyeceğim. Ama bunu yapmam için öncelikle, her şeyden önce dostlar, ne yapmam lazım? Sıkıntı, şöyle bir problemimiz var. Bu vidanın ucu içeride yağ oluyor. Yağ olmasın diye o süreceğim sıvı orada işe yarasın diye arkadaşlar, bir enjektörün içine benzin çektim ve vida yatağına püskürtüyorum arkadaşlar. Vida yatağına püskürtüyorum. Vidanın deliğini yağdan arındırmam lazım. Yağdan arındırmam lazım. İyice deliğine benzinden döktüm. Sonra tekrar vidasını şöyle geri takıp tamamen dişlerin arasında yağın gitmesini sağlayacağım ki süreceğim sıvı orada işe yarasın. Yoksa yağdan dolayı yapışmayacaktır arkadaşlar. Şöyle taktım. Tekrar geri söktüm iyice. Yağın gitmesini istiyorum. Birazcık daha sıkacağım dibine doğru. Evet. Birazcık daha benzin sıktım. Bu işlemi iyice yağ gidinceye kadar tekrarlayalım arkadaşlar. Ve evet, vidayı da düşürdüm. Tebrikler. Evet. Vidamı aldım. Evet. Tekrardan şöyle güzelce yerine bir daha vidalıyorum. Tekrar çıkarıyorum. Bir de hava tutacağım içine. Tamamen kirin pasın kalmaması için. Arkadaşlar, en son bir daha benzin tutacağım deliğin içine. Evet, benzin tuttum. Sonra hava tutacağım. Deliği gördüm. Bas bakalım reis. Bas bakayım. Bas abi. Tamam reis. Şimdi arkadaşlar, güzelce o bölgeyi şöyle güzelce içini, bakın kuruttuk. Benzinin özelliği zaten o bölgede yağ pası kiri aldıktan sonra oradan uçar gider arkadaşlar. Şimdi saplamamızı dişsiz kısmından şöyle mengeneye bağladım arkadaşlar. Kontra yapacağız. Kontra nasıl yapılır? Kontra demek, kontrayı, bir civatayı kontrolamak için somunun birini sıkıp birini söküyor gibi ters yönlerde ittirmek demek arkadaşlar. Şu vaziyette kontramızı yaptık. Çelik gibi oldu. Şimdi arkadaşlar, gevşemesini engellemek için de şu sızdırmazlık şeyi var. Sığ tesisatçılarda çoğunlukla bulunur. Ondan süreceğim. Siz eğer bulamazsanız boya da sürebilirsiniz. Boya da kullanabilirsiniz.
Ama bu manifoldta işe yaramayacaktır. Çünkü yüksek ısıya maruz kalan bir şeyi var. Maruz kalıyor. O yüzden boya değil de özel cıvatalar için, gevşememesi için sıvı böyle sıvıdan yaralanabilirsiniz arkadaşlar. Hadi gelin yerine vidamızı saplamanızı takalım. Evet. Arkadaşlar vidamızı saplamamızı şöyle evet arkadaşlar en arkadaki somundan tutarak vidamızı güzelce sıkacağız. Emme vida biraz uzun geldiği için mekanda dar olduğu için beni zorluyor. Aynı zamanda da kamerayı açısını tutmaya çalışıyorum. Evet bayağı sıkıştı. Çok fazla da zorlamayın. Geçtiği yer sanırsam döküm herhalde. Alüminyum değil. Evet. Kemik gibi sıktım. Şimdi sökerken ne yapacağız? Sökerken de somunumuzu bir tanesini tutup tam demek ki kontrol yaptık ya iki tarafa yaptığımız işlemin tam tersini şimdi yaparak somunumuzu sökeceğiz arkadaşlar. Evet dostlar. Tam ters istikamette çevirip kontra somunumu yerinden çıkardım. Evet. En son olarak da boşluğumuzu alalım. Tıpkı öbür vidalar gibi somunumuzu sıkalım arkadaşlar. Bayağı güç uygulayabilirsiniz. Burası sarsıntıdan, vibrasyondan etkilenip çabuk gevşeyebilir. O yüzden evet. Bir daha. Özellikle yıldız anahtar kullanıyorum ki arkadaşlar daha çok güç uygulayabilelim diye. Eğer imkanınız varsa bizim gibi yıldız anahtarla sıkarsanız daha randımanlı bir şekilde sıkar. Hem de vidanın kafasını somunun tutma yatağını vidanın başını sıyırmamış olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kemik gibi sıktım. Bakın zaten şu da zamanında düşmüş. Orijinali bakın böyle pullu özel bir cıvatayken bunu sonradan takmışız. Bu somunların aynı zamanda da aynısından bulamasanız da fiberli somunu olur piyasada. Daha çok lastikli olur. Ama böyle ısı gören yerlere de fiberli somun kullanabilirsiniz. O da gevşemeye engel olan somun tiplerinden bir tanesidir arkadaşlar. Peki dostlar, hep gözünüz, kulağınız motorda, arabanın sesinde olsun. Sıkıntısını erken fark edin. Hem sizi yolda bırakmamış olur hem de arabanıza uzun yıllar rahatça, gönül rahatlığıyla binmiş olursunuz arkadaşlar. Peki dostlar, böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.